Nasıl bu kadar karar verdiniz? Bir şey görebilir miyim? Karar tıklı. Bu tam ekran olmuyor mu arkadaşlar? Biz duyuyoruz hocam. Duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Görüyor musunuz? Görüyoruz hocam. Bir çok fazla itmiyor, bir basıncı duyarlı.
firmanın CV'si tabii ki. Ama göstermek durumundayım. Zaten başka bunu pazarlayan bir zaman bulamadım. O yüzden rahatlıkla gösterebiliyoruz. Ama gerçekten çok pratik şeyler bunlar. At alignment to the PCK, no pressure to make the error signal. Failure to observe the red indicator flag at all times may result in displacement to the device or trauma to the posterior tracheal wall. With the trachea stabilized, place the needle to an internal incision centrally over the cricothyroid membrane perpendicular to the skin. Insert the device whilst constantly observing the red indicator flag and the needle arm. This converts contact of the blood-styled needle with tissue. Advance the device until a loss of resistance is found, and the red indicator flag and the needle arm disappears, confirming entry to the trachea. Aspiration may be confirmed by using saline or air syringe attaching to the clear arm. Continue to carefully insert the device at the same angle until the red flag is observed to move the gap in the needle arm, confirming contact of the blood silent. Trakeye girdiktir, trakeyanı posterior duvarı. Eğer çok iterse, yüzeyine, yüzeyine, girdikten sonra yürüyor. Yürüyor. Movement of the red flag indicates contact with the posterior tracheal wall at this stage. Remove the needle, and whilst holding the dilator stationary, slide the cricothyroidotomy tube off the dilator and fully into the trachea. Slight twisting of the dilator within the tube may assist at this stage. Inflate the cricothyroidotomy tube cover with a minimum volume of air to form a seal. Secure the cricothyroidotomy tube with either the tube holder or sutures provided. Where possible, suction the trachea to establish a clear airway. When possible, confirm correct cricothyroidotomy tube placement using currently accepted techniques such as auscultation, capnography, bronchoscopic visualization, and or chest x-ray and oximetry. If appropriate. Oldu. Hem de trokeyanın baskını yaptınız. Ya da çok güzel bir trokeyanı yapabilirsiniz. Çok zor bir işlem değil arkadaşlar. Bir sürü bir şey bilmediğimiz için, yapmadığımız için, anlatılmadığı için bize çok zormuş gibi geliyor ama hakikaten entübe edemiyorsanız bir hastaya, bir setler yani en fazla 250 milyon falandır. Bir hasta için kesinlikle bir insan hayatı 250 milyonluk bir setle değiştirebilir mi? Afiyetlerle de böyle. Yani size ki milattan önce ben size biraz sonra mekanik ventilasyonu anlatacağım. İşte köpeklere bir trakealarla kavuş sokup havalandırmışlar. Yani bu zaten yüzyıllardan beri bilinen bir şey. Fakat biz annedense belki korkuyoruz, çok yapmıyoruz, yapmak istemiyoruz. Ama hiçbir şekilde özellikle anafilaksi de yaptığınız zaman yani oraya trakeaya bir delik açıp green traketler var ya, onun da bir delik açıp oradan %100 oksijen flaşları vardır. Açıp tamam o %100 oksijen çok zararlı da dedim anlattım ama o hastalara vermek durumundasınız. O kadar hava bile onlara yeter. Tamam mı? Bu CD104 de gösterdim. Kırkatürayet membran neresi? Bir gün yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bir gün yakınıza yapmak durumunda kalabilirsiniz. Öyle bir şey vardı. Hatırlamadım ama bir ailenin tabii, çocuğu yemek yaptığı para kaçtı boğazına. Bu arada şişti, ödem oluştu. Yatırlar masaya, siz dediğiniz gibi yapalım, yapmayalım, yapmayalım. Ben şey çocuk yok, yapamadım. Evet. Yani çok iyi oldu, yapamadım. Kötü ihtimalle bu işlemi yaptığınızda ne olabilir? Yapamayabilirsiniz. Trakeyi delerseniz arkadaşlar biz hastalara perfüten yani bu tür işlemleri yoğun bakımlarda da yapıyoruz. Cerrahiyede trakeyi özdemleştiriyoruz. O cerrahi açtırdığınız trakeyi özdemine zaten perfüten kendiliğinden kapanır. Hiçbir şey yapmasanız bile. Cildi uçta geçirdiğimiz zaman trakeyi de kapanır, cilt de kapanır. Tamamıyla bu hayat kurtarıcı şeylerdir. Fakat biz işte entübasyon, bu kadar çok entübasyon anlatıyoruz ki entübasyon yapamazsanız ne yapacağınızı çok fazla anlatmıyoruz size. Bu tamamıyla bizim suçumuz. Bu tür şeylerden lütfen korkmayın. Hasta sizi dava edebilir mi? Sanmıyorum.
Yani zaten hasta yakınına bir gösterin, olur mu? Böyle bir şey yapmak durumundasınız. İşte çocuk anlattığı o kadar çok olay var ki. Çok fazla olay var. Hatta hastanelerde entübe edilemeyerek ölen insanlar var. Böyle dışarıya. O yüzden arkadaşlar bunlar çok böyle gözümüzde büyüttüğümüz kadar. Yani cerrah bir işlem yapıyorsunuz. Sürekli ev yıkanıyor yerleştiriyorsunuz. O kadar basit. Eğer dam yaparken, serum takmak gibi başta o kadar da değil ama başta anlattığım bir şey bilirseniz teknik olarak ben ne yapıyorum, nereye ne takmaya çalışıyorum, yapacağım işin komplikasyonu olursa ne yapabilirim? Eğer bir şeyin, yaptığınız bir şeyin komplikasyonunun tedavisini bilmiyorsanız zaten yapamazsınız. Burada olacak şey nedir? Arkaya geçersiniz, trafiğe gelir, hasta havalanır ve gelsin olur. Onunla da biz uğraşırız. Ama hasta yaşar. Tamam mı? Tamam. Ha, evet, tüp yerleştirdikten sonra nasıl kontrol edeceğiz? Adı neydi? Değil mi? Aha. Arzu. Arzu. Nerede çalışıyorsun? Tamam, şu an yüzümde çalışıyorum. Burada mısın? Evet. Tamam. Geldin sen. Bu nasıl kontrol ediyorsunuz tüp yerleştirdik? Neyiniz? Yunus. Ha? Yunus. Yunus, çok mu sıkıldın? Hayır hocam. Ne yapıyorsun? Ben çok memnunum yani. Az önce arkadaşım telefon geldi, dışarıya çıktı. Bir saattir de yok, onu merak ettim nerede diye. Evet. Tüpün yerini nasıl doğruladığımızı merak ettim yani. Doğru, merak ediyorum hocam. İlan var mıydı ya da söylemek isteyen var mı? Ne yapıyoruz? Doğrulandırdığımızda göğüs kafesinin hareketine bakıyorum. Bir güzel bakarsanız göğüs eşit inip kalkıyor. İki. Size sorduğum her şeyin aslında arkadaşlar, ben öğrencilerime de böyle ders anlatıyorum, slaytlarda var zaten. Yani size bir şey soruyorum, arkamdaki slaytlardan soruyorum aslında. Şimdi oraya bakarsanız sorduğum sorunun cevabı orada. Bir şeyleri tamamen hatırlamanızı da eklemiyorum. Buradalar zaten soruların cevapları da. Tamam mı? Baktık, eşit havalanıyor mu onu gördük. Sonra ne yaptık? Dinledik. Apex'ten aşağıya kadar her yeri dinledik. Göğüs grafisi çekilebiliriz ve pals oksimetre. Tamam mı? Kalp nöbreti. Fakat unutmayın, pals oksimetreler endobronşiyal entübasyonu ekarte ettirmezler. Yani tüp açısı nedeniyle sağ bronş daha dar açılı olduğu için sağ bronşa gider. Ama sağ bronş sol akciğer havalanmaz, sizin pals oksimetreniz hala 96 gösterir. Tamam. O yüzden akciğerleri dinlemek zorundasınız. Şimdi ders bitince... Tension supply thermometer gidecek, yani oraya yerleştireceğiz. Alet çünkü. Bunu geçebileceği kadar.
çıkartmak için şey, hafif görmek için.